Biz bunlar niye yükledik abi? Ha? Biz bunlar niye buraya yükledik? Mutluluğa mı gidiyoruz? Al işte bu. Gör işte eziyetimizi gör. Buyur abi. Dur kapatam da. 5 lira lastik. İçine baksaydık. Doğru. Koy orada bakarız. Bir baksana olacağı ya. Üstüne mi koyayım? Koy üstüne. Ya. Mutluluk. Bu ne? Pijonlarda pijonlar olacak. Peki bunun şey var mı? Metal. Göbeği var mı? Göbek var mı? İki alkol var mı? Nasıl açılıyor? Niye mavi? Siyah işte, burada siyah. İki mavi. Tamam. Al bunu, iki mavi. İki mavi, tamam. Bir bak, bu ne? Geçen YouTube'da videonu seyrettim senin tesadüfen. Bunu aradım akşam. Ben de bir Volkan videosu izliyorum. Geçen abi. Haftaya kendini de seyredeceksin abi. Hafta kendini seyredeceksin. Lastik hibrit lastiktir. Yeni teknoloji bir lastiktir. Özellikle yakıt tasarrufu sağlayacaktır. Bambaşka bir hamur yapısı vardır. Birçok Avrupa ülkesinde de ödül almış bir desendir. MRTS'li olması da senin özellikle yol tutuşunu çok daha fazla arttıracaktır. Sıradan bir lastiğe göre. Kullandığın zaman zaten bunun artılarını çok net göreceksin. Hem yarış için hem de yüklü kullanımlarda ciddi bir yol tutuşu sağlayacak. Aynı zamanda da yakıt da sağlayacak. Yeni model bir lastiktir. Hibrit lastik. Ortalama kilometrede şey mi Ali Bey? Bunu zor bitirsin. Onu diyecektim. Bunu zor bitirsin. Anlıyorum. zor bitirsin. Yılda bir tane lastik atıyorum. Bu ebatta hiç ön kullanmadım. Bunda hiç kullanmadım. Bunda hiç kullanmadım. 315-70-20 315-70'lerde özellikle lastik biraz daha dar olduğu için omuzlarda çok aşınma yapabilir. Bu geniş lastik olduğu için bunu çok daha uzun ömürlü kullanacaksın. Bunu Ahmet abi tavsiye etti ya. Bunu çok daha uzun ömürlü kullanacaksın.
Halka daha önceden Continental satıyordu bunu Türkiye'de. Şimdi satmıyor. Tek parça monologdur. Monobloktur. Tek parçadır. Dövmedir. Bu jantta şey yoktur. Kaynak yoktur. Normal saç jantların ağırlığı aşağı yukarı 52-53 kilodur. Bunlarla 25 kilo civarıdır. 23 kilo, 25 kilo civarıdır. Yaklaşık işte 12 lastikte ne yapıyor? 25 kilo, 26 kilo avantajla aşağı yukarı 700 kiloya denk geliyor. Denk gelen şey yapar. Şeyde bütün tekerleri bütün yapıyorsunuz. Korsiyerle birlikte. Alüminyum jantı çok geç ısınır, erken soğuk. Ve bunun gibi dövmedir. Dövmedir. Hafif hafif olmasına rağmen sağ janta göre çok daha dayanıklı. Evet. Kaç atıyorsun? 34. Yeni olduğu için mi? 34. Yok. Ben çok memnunum ama. Ajet çalıştığın için mi? Aynen. Bir de yolu ağır. He. Ağır bir etap var. Burada oturuyor. Son sinirliyim. Canım sen, benim de lafeti yolunda seydik hemen çıkıp soyda gelene kadar geçiyor. Şöyle hani, bizim araçlar da yenilenir. Yeni araba sürekli çok yakar mantığı vardır ya. Yok, ondan değil. Yani 5.5 yakıyor araba. 5.7'yim, şimdi 5.5'e düştü. Acaba yeni araba mı olur mu diyeceğim. Yani. Büyük araba, bir puan mı ya? Burada hisset nasıl? Yaratanın hem yükü tam basar kulaş, hem de yolda yolda zor bir etkiler. Dörsen, şey mi? Dörsen. Çalır şey mi de şeyler kullanıyor. Genelde tankerciler, mankerciler kullanıyor. Hem alev almaz, hem de onda 200-300 kilo fazladan yakıt daha fazla alırlar. Darasından dolayı. Alırlar. Genelde tankerler falan kullanıyor. Avrupa'nın bazı ülkeleri de tankerlerde falan zorunludur. Alevi yiyeceğim. Türkiye'de zorunlu. Zorunlu. Şu an Türkiye bir zorunlu mu bir olmuyor ama şu an tam zorunluluk var mı bilmiyorum ama şeyde esas zorunluluk yok. Avrupa'da birçok ülkede şeyde yakıcı, yanıcı bir şey taşıyorsan şeyler alevi yiyeceğim zorunlu. Çok pahalı mı lazım ama çok güzel. Sen sonra bir de bir şey yapacak şey. Bir şey sorabilir miyim? Tamam. İstediğine sor. Bu nedir? Neden uzundur? Ama bunun cevabını versin. Canta kalınlığı farklı oluyor. Vision aynı. Vision aynı, onu biliyorum. Tamam mı? Vision aynı. Saplamanın bir. Lastik ikinci lastiğin arasında arka tekerlerde merkezlemeyi sağlıyor. Tamam. İkisini dengeye alıyor. Tamam. İki saplamaya daha iyisin. Tamam. Aradaki saplamaları değiştireceğiz mi? Değişmiyor. Onlar aynı. Onlar değişiyor. Somunlar değişiyor. O aynı. Somunlar değişiyor. Şöyle söyleyeyim. Bunun kalınlığıyla tamam. Alüminyum sağlaşıp takacağımız kalınlığı, vizyon kalınlığı farklı. Boşluk var. Tamam. Şimdi ben bunu takmazsam buradaki balans, yani merkezleme sağlayamayacak. Bu hem iki lastiğin arka lastik için özellikle merkezlemeyi sağlıyor. Önde de olmak kısa ön lastiğin merkezlemesini sağlıyor gibi. Ne olmuş abi? Lastiklerden kalın mübarek. Sen çok pissin o zaman. Ben zayıf kadın hissediyorum kendimi. Abi önü o önü arkanı değil. Bu önü tamam öyle bakacak. Ha şimdi takmayacağım. Kurusun çaydan sonra. Kaynaştırsan olsun yine söylüyor. Bak servis toplumdan. Nasıl takarım lan. Hayır ben koymayayım. Dur. Ama indirdim seni ya. Valla biraz okları gibi. Araba indirdim ya biraz. Ben de gideceğim. Araba alçak yön taraf biraz. Bunu da aldırmam lazım. Ben biliyorum ki ben de daha yeni istedim.
Sıralasa daha mı olacak? Çıkın mı? Adam dadını bilenler bilir. Yanaştır yanaştır, bozulursa sıkarız. Sen şöyle tut lastiği, ben bir kaldırayım. Yok, evet, iyi, iyi, tamam. Tam ayarında ya. Girecek zaten. Aynen, tam ayarında. Yapıyorsun mu sporu ya lan? Tak tak, çok az. Ne kadar da tekeri parlattın, bir göstermiyor. Şunu takmayalım. Sadece tuttur, tamam, tam oturtma. Oturuyorum, bakalım hemen. Geri. Aynen. Bir şunu gizliyor ya. Bundan da bahsetti yani kimse diyor. Elektrikçimiz Mustafa Bey. Türkiye birinciliği var. Elektrik konusunda. Yanlış mı? Sen ben Türkiye birinciliğin abi değil mi? Maskeden güldüğün belli olmuyor işte. Gülümsedi. Ben söyleyeyim. Siz bunları hangi televizyonda gördünüz? Abi ben hangi? Sana bunun linkini atarım WhatsApp'ta. Öyle mi? Tamam. Televizyonlara reklam şey var da akşam yayınlayınlar. İzleyeceğiz o da diye bir yayınlama. Bu nedir abi? Mutluluk. Evet Mustafa abi, bu nedir? Şimdi sallar ya değil mi? Yıldız'a mı? Sonuncu. Taktık mı abi? Taktık içeri. Telefonumu geçeceğim şimdi. Sonra en son bağlantısını yazıyorum. Görebiliyor muyuz? Tabii. Görebiliyor musun? Eminim göremiyorsunuz. Neyse bunu akşam çekeceğiz. Bunu yakınca. Akşam. Yakınca. Aynen yakınca. Yapınca. Efendim? Kapatmanın devamı. Burada? Ya fit oldun, söylediğin sahneden itibaren çekiyorum seni. Bu arada Ford'dan aktarımda ne olduğunu öğrendim orada ama. Evet, ilk defa geldim. Ciddi mi ilk defa gördün? 25 yaşındasın. Hiç biraz sıkça kullanmaz ki. Abi bizde bijon dönmeyene kadar sıkılıyor. Kırmızı nasıl oldu? Sor sen oldu. Şimdi güzel oldu. Oldu mu? Şu canta çok güzel oldu. Cant kısmı çok güzel oldu. Şahsi görüşüm. Bu biraz parlak kaçtı. Bunu parlak yapmadığın zamanda da burası kirlendiği zaman... Şimdi o to balata tozunu gördüğü zaman az önce dengeleyecek birbirini. Ben seni demek istedim, anladım. Orada. Onlar da açacağım öbür tarafı. Bravo.
daha var. Şey, ton kablo yatla kablo var, ton kablo. İkinci bir mutluluk çubuğu. Evet. Bu da bandı da kes dayı. Abi sen ne diyorsun ya? Çok hoş. Baksana bom bom. Korkutucu ama ya nasıl? Kulaklarım için de mi? Ardından tak 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 tak. Ya. Çapıyla aslan mı öldürdün? Öldürdüm. Öldürdüm abi ya. Baca. Satıyor hem büküyor. Satıyor hem büküyor, aynen. Ben Necdet Erdem. Hastane Otomotiv, Mercedes yetkili servisi, kaporta boya şefi olarak görev yapmaktayım. Şu an... Bu gibi durumlarda ne olur biliyor musun? Ne olur abi? Davut'un telefonu çalar. Şu an size Volkan Bey'in aracında yapmış olduğumuz değişiklikleri anlatacağım. Aracımızın ön tarafı, gövde renginde olan bölümleri komple parlak siyah boyayıp değişik bir görünüm sağladık. Aynı zamanda sağında ve solunda bulunan sis kapaklarını siyah renginden gövde rengine çevirerek ayrı bir ambiyans kattık. Şöyle yukarıda göstereceğim. Yan kaplamalarımızı komple parlak siyah boyayıp değişiklik yaptık. Arkaya doğru devam edecek olursak kapı kollarımız yine aynı şekilde parlak siyah oldu. Arkaya doğru geldiğimizde plastik renginde olan
Davlumbazlarımızı gövde rengine boyayarak değişikliklerimizi sağladık. Aynı şekilde her iki tarafı komple boyadık. Bunun yanı sıra aracın üzerinde bulunan jantlar değişerek krom parlak jantlara çevrildi. Üst taraflarda gösterecek olursak havalandırma bacamızı siyah rengini gövde rengine boyadık. Yan kaplarımızı aynı şekilde aynalara kadar komple parlak siyah boyadık. Buna sileceklerimize dahil. Silecek kullandığımız boya, kullandığımız boya taksilere attığınız boyaydı. Abi bunu anlatıyordun bana. Araçta kullanılan boya tamamıyla Mercedes'in standartlarına uygun olan otomobillerde kullanmış olduğumuz üst segment kaliteli marka boyalarda kullanıldı. Bu güzel işi birlikte başaran ekip arkadaşlarıma size tek tek tanıtmak istiyorum. Aracımızın boyasını yapan Adil ustamız. Adil ustamız, aracımızın boyasını yapan ustamız. Gökhan ustam, kendi böyle olalım. Şimdi size tek tek ekibimi tanıtıyorum. Bu mutlu ekibi birlikte tanıtacağım. Adil ustam gel gitme. Gökhan ustam, boyanacak olan malzemelerin sökülmesinde emeğe geçen ustalarımızdan. Musa ustam. Musa ustam mekanik kısımlarda sökmeye yardımcı olan mekanik ustamız. Hakan ustam yine aynı şekilde kaporta ustamız. Merhaba. Yunus bey. Öncesi ve sonrası. Öncesi ve sonrası. Fizik tamam mı? Danışman arkadaşımız Nesil Hanım. Baş müdür. Ekibin güler yüzü. Ekibimizin güler yüzü. Danışman arkadaşımız Ahmet bey, kamyon satış müdürümüz. Biz hep beraber bu aracı eski halinden tamamıyla yepyeni bir görüntüye sağlayan ekibiz ve ekip olduğumuz için kendimizi alkışlıyoruz. Evet, Mercedes'le tanıştığımız ilk günden itibaren Ahmet Çetin abim. Mercedes satış müdürü. Evet sevgili seyirciler, bugün ilk haberimiz bir adamın dramı. Bu Mercedes'le tanıştığımız ilk günden itibaren Ahmet abim, Ahmet Çetin, Mercedes satış müdürü. Benim kahramanı çeken abim, Allah razı olsun. Burada aracımızın boyasından, krom jantından, evet bütün aksesuarlarınla ilgilenen, nasıl diyeyim, beni bu yola teşvik eden, Mercedes'i tanıştıran, Mercedes ailesine dahil eden Ahmet abime teşekkür ediyorum. Burada boyattık aracımızı. Geri kalanla Merzifan'la Fatih'in orada bütün aksesuarlarımız hazır. Onlar orada devam edeceğiz. Bu videoyu burada bitiriyoruz. Herkese izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ahmet abim var mı? Ekmek istediğim için. Teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sağ olasın abi. Allah razı olsun. Sabah kaza bile vermesin. Teşekkür ederiz.